WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de dahil bazı ülkelerde 8 Şubat'ta yürürlüğe girecekti. Ancak kamuoyundan gelen tepkili üzerine WhatsApp geri adım attı ve 15 Mayıs'a bugüne ertelemiş oldu. Özellikle bazı kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etti. Bazı kullanıcılarsa bugüne kadar o gizlilik sözleşmesini kabul etmedi. WhatsApp'a yönelik bazı alternatif programlara, uygulamalara yönelmiş durumda. WhatsApp da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Özellikle bu güncelleme ile birlikte 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ve WhatsApp'ın işlevselliği kaybetmeyecek. Kişisel mesajları göremiyoruz, hesabın silinmeyecek ve istediğin zaman bu gizlilik sözleşmesini kabul edebilirsiniz açıklamasında bulundu. Özellikle bundan sonraki süreçte özellikle WhatsApp'ın şirketin yapmış olduğu açıklamada sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlı kullanıma sahip olacak. Bunun altını çizmekte fayda var ve bu kısıtlamalar ilk başta yavaş yavaş zamana yayılmış olacak ve ilk etapta bu gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar bu ilk etapta sohbetlere ve kişi listelerine olan erişimleri kaybedecek ve daha sonra da kullanacağı bir sonraki aşamada da yalnızca mesajları okuyabilecekler ve bildirimlere bakabilecekler ve son aşamada gelen aramaları ve bildirimleri alamayacaklar kullanıcılar, mesaj ve aramada yapamayacaklar ve böylelikle kullanacağı uygulamayı tamamen kullanamayacaklar. İşte WhatsApp hesapların silinmeyeceğini belirtiyor ancak kısıtlamaların da devam edeceğinin altını çiziyor ve bu kapsamda da 15 Mayıs yani bugünden itibaren de yeniden bu gizlilik sözleşmesi kullanıcılar bir kez daha peyderpey hatırlatılmış olacak ve bundan sonraki süreçte de bu sözleşmeyi kabul etmeyenler de kısıtlamalara maruz kalacağını söyleyebiliriz diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.